Sağ olun, nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Ailecek herhalde, böyle güzel havanın yani, önüne çıkarıyoruz. Evet ya, bu Mayıs ayında bu kadar soğuk olması gerçekten enteresan. Yani hava iyi dedik. Cano'yu bir getirelim Ali Farka. Biraz eğlenelim. Siz nasılsınız? Nasıl keyifler? Sağ olun, bizler de. Bayramı soralım hemen. Nasıl geçirdiniz bayramı? Bayram vallahi kardeşlerle beraberdik. Bayramın birinci günü. Ondan sonra işte tekrar eve döndük. Evden çıkmadık yani hani. Ya sizi gölgeye alsak olur mu? Yüzünüz tamam. Çok parçalı çıkıyor. Öyle yani. Şöyle gayet iyi efendim. Tabii. Böyle mi? Biraz daha... Evet. Tamam hadi. Tamam, böyle çıkar. Diziden ayrıldık bu arada. Neler yapıyoruz, nasıl geçiyor? Ya diziden ayrıldık. Benim Mete karakteri yani. İstihbarat Başkanı olarak 41 bölüm oynadım. Hikaye oraya kadardı. Açık söyleyeyim yani. Zaten sonra kızın okulu vardı işte, İstanbul'a gelmek zorundaydı. Ailecek geldik, geri döndük. Şimdilik buradayız yani hani. Karakter şeyi bitti yani hani, hikayesi bitti. Nasıl bir projeydi sizin için? Bence çok güzel bir hikayeydi yani. Bir de bu işin zaten çekileceği yer Ankara'dır yani. Ankara'ya yakışan bir iş oldu yani hani. Başka bir yerde çekemezsin, İstanbul'da olmaz yani hani. Zaten artık ben hep şeyi söylüyorum, İstanbul'da artık görüntüler her dizide aynı görüntüler, aynı görüntüler yani biraz. Yani neredeyse aynı mekanlar, biraz seyirci de sıkıldı. Ankara ama bu iş için en uygunuydu yani. Ben de çok keyifle çalıştım. Oyundaşlarım çok iyiydi, arkadaşlarım. Yani benim hikayem buraya kadardı. Öldük yani. Ankara'da nasıl vakit geçiyordu peki? Ankara'da gayet güzeldi yani. Zaten biz ailecek oradaydık yani. Evde yaşıyorduk yani, hani otelde değil. Gayet güzeldi yani. Ankara'nın tabii ayazı fena yani hani. Böyle bir kış olmadı diyorlar yani hani. Gerçekten çok üşüdük ya. Yani gerçekten çok üşüdük hani. Hasta olmayan yok neredeyse. Herkes bir şekilde hasta oluyor. Bir serum yiyorsun, ayağa kalkıyorsun, devam yani. En son ölüyorsun, geliyorsun. En son ölüyorsun tamamen. İnşallah öbür tarafta sıcağa gitmeyiz yani hani. Cennette böyle hani. Güzel yaşarız yani hani. Keyifliydi gerçekten. Oyundaşlarımdan da çok memnunum. Yani... Prodüksiyon da öyle, yönetmenlerimiz de öyle. Teams'in yaptığı bir projeydi zaten. Güzel, keyifli geçti yani. Kızınız da büyüyor bu arada. Onun nasıl böyle oyunculuğa, televizyona ilgisi var? Ya onun... Gerçi babası gibi yine evet roller yapıyor yani hani. Enteresan yani. Hani dili mili çözüldü artık. Tabii o büyüdükçe karar verecek yani. İki ismi var. Berfin Cano. Koyduk yani ismini. Öyle taklitleri falan fena yani. Ama yetişiyor tabii, zaman. Hı? Yetişiyor zaman. Yetişiyor da hani kendisi seçecek artık yani. Siz ister miydiniz oyuncu olmasını? Valla ben biraz zor. Ben istemem yani. İstememiniz nedeni hani zor çalışma şartlarından dolayı mı ya, yoksa? Çalışma şartları zaten zor. Evet. Tabii kadınlar için daha mı zor peki efendim? Nasıl? Kadınlar için daha mı zor? Ya kadınlar için daha zor tabii ki yani. Hani güzel olanlar, güzel olanlar, çekici olanlar bir şekilde yürüyüp gidiyorlar da. Tabii... Bilmiyorum yani, iş zor bir iş yani bizim oyunculuk, hani gerçekten zor bir iş. Yani aslında yani yapılacak iş değil gibi tabii, Türkiye şartlarında hani çalışma şartlarına göre biraz zor yani. Tabii çok insan var yani hani, konservatuvarlar çok, özel okullar çok, herkes mezun olan bir şekilde İstanbul'a geliyor yani. Haklılar da yani hani, yapacak bir şey yok çünkü piyasa burası. Birçok da oyuncu var. Ya, çok var yani. Evet, beğendiklerim var tabii ki yani. Hani, ya bu yetenek işi. Başka bir şey yani hani. Yani herkes bunu söyler ama işte ben de onunla inanıyorum. Yani okulla olacak bir iş değil. Yani okuldan tabii ki teorik olarak, pratik olarak hani bir eğitimini alırsın. Ama bu başka bir yetenek işi yani hani. Yani o yüzden hani Allah yolunu açık etsin herkesin yani. Gerçekten hani hep İstanbul'a yığılıyorlar. Yapacak da bir şey yok işte. Piyasa burası yani. Kadın sanatçılar da genelde böyle ücret adaletsizliğinden şikayetçi. Erkeklerle kadınlar arasındaki. Siz bu durum hakkında yani mutlaka yani hani başroller oynayanlar bir şekilde kazanıyorlar yani hani onda bir sıkıntı yok diye düşünüyorum yani. Ama yardımcı oyuncular tabii ki sıkıntıları var yani. Hani. İşte zor meslek. Hem maddi hem manevi olarak zor bir meslek yani hani. Biraz sabır işi, biraz kendine iyi bakacaksın. Yani benim de yaşımı aldım, gidiyorum artık. Yani
kendinize iyi bakmazsak olmaz. Böyle bir bıkmışlık falan var mı artık yani sektörden çekilip? Ya bıkmışlık yok da artık dinlenmeye ihtiyacımız var yani. Çünkü zor bir işin içinden çıktım hani ben şimdi. Gerçekten çok yorucuydu hani. Hani dediğim gibi Ankara'nın ayasını yiyince gerçekten yani biraz titriye titriye oynadık. Zor bir meslek işte. Yani sabır isteyen bir iş yani hani. Bir hayaliniz var mı efendim peki böyle emekli hayatı falan yaşamak gibi böyle? Başka ya emekli hayatı yok. Oyuncunun emeklisi olmuyor biliyorsun yani hani. Yani çalıştığımız süre çalışalım. Yani çok yatmak da iyi değil. Hani çalışacağız yani hani yaşımız ilerlese de sıkıntı yok yani hani. Bir şekilde sadece sağlığımız yerinde olsun. Akıl sağlığımız da yerinde olsun. Öyle devam edip gideceğiz yani. Geçmiş olsun diyelim. Tarih çok size sağ bir dönem geçti sizin için. Ya evet hastalandık falan ama sonuçta ayaktayım. Yani sıkıntı yok. Zaten yeni görüşmelerimiz de var. Yalnız şimdi biraz tatil yap. Yazın işte biraz keyfini çıkartıp sonra yeni projelerde çalışacağım yani. Nasıl çalışmadan geçti olmuyor ya. Sizin için peki? Nasıl? O süreç nasıl geçti hastane süreci hastalık? Biraz zor geçti ama ben çabuk toparladım. Neredeyse 10 gün sonra tekrar sete döndüm yani. Aslında böyle hastalıklar geçirip de sete dönmek biraz zor. Ama sete döndüm ve ay kurban olduğum gel bakalım işte bizim kızımız. Merhaba nasılsın? Dertin Cano. Merhaba de. El salla. Biraz utangaç ama. Alıştıkça yani şey yapıyor yani tependen inmez baba. Neydi sorun? Yani. O dönem nasıl geçti sizin için? Ha o dönem işte. Eşiniz de bayağı destekçiydi size. Tabii eşim bayağı de öyle. Aynen eşim de orada zaten. Yani işte birçok insanın yardımı oldu. Gerçekten hani ben buradan da şey beni ameliyat eden doktorumuz Basel Bey'e, Basel Terazi'ye beyin cerrahi yani. Vallahi işte ayağa kalktık ve 10 gün sonra dediğim gibi işe geri döndüm. Sonra devam ettik. Yani ufak tefek sıkıntıları kaldı ama onları da atlattık yani hani. İşte yeni projeler dediğim gibi görüşüyoruz. Bakalım ne çıkacak önümüzde, nasıl bir karakter çıkacak. Bakacağız yani. Hayırlısı olsun diyelim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Sağ olun. Eyvallah. Detay. Şafak. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Kanan Bey. Kanan nerede? Keşkem yanımda. Merhabalar. Defayız. Eşim. Şafak. Ali mi? Demiyor musun? Fotoğraf sapla. Evet bitti ya. Bu fotoğrafları gelelim size. Çok pardon. Teşekkürler, çok sağ olun. Bir daha alıyorum. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun.